Değerli izleyenler merhaba. Bugün Antalya Elmalı SMS Tarım işletmesindeyiz. Bu işletmede daha önce birçok deneme yaptık. Yıllar önce denememiz oldu. Daha yüksek canlı ağırlık artışı almamıza rağmen fiyattan dolayı başka bir işletmeyle çalışıldı. Daha sonrasında ham maddeyle çalışıldı. Ama artık son besi programında İbrahim Bey'le beraber çalıştık. Kendisinin bize çok büyük desteği oldu. Farklı farklı şeyler denememizin sebebi tabii ki belli bir besleme programı var ama yani her işletmenin kendine göre farklı özellikleri, farklı imkanları var. Buna yönelik besleme tarzını değiştirmek, güncel, acil çözümler aramak gerekiyor. O yüzden saha ekibinin, saha çalışmasının büyük önemi var. İbrahim abi merhaba. Merhaba Serkan'cığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Şükür Allah'a, biz de iyiyiz. Allah iyilik versin. Abi kısaca işte beraber yaptığımız çalışmada faydalı olabildiysek. Tabii ki. İşletmemizi 2014 yılında kurduk. Hı hı. O tarihten beri son 2 yıla kadar kendi yemimizi kendimiz üretiyorduk. Evet. Bu süreçte geçmişte birkaç farklı firmayla da yine denemelerimiz oldu, senin de bahsettiğin oldu beraber, gibi. Evet, içinde bulunduk. O dönem başka bir firmayla ve kendi yemimizle götürmeyi uygun bulduk. O da maliyet kaynaklıydı. Evet, canlı evet, ağırlık doğru. Artışları yoksa sizin yine daha iyiydi. Daha iyiydi. Ama maliyet unsuru ön plana alınca kendi yemimizi yapmanı ve o firmayla çalışmayı daha uygun görmüştük. Fakat son 2 yıldır tamamen ProYem'le götürdük. Evet. Buradaki besi danalarımızın tamamı sizin yeminizde. SPR TOS'un yemiyle gelişimlerini tamamladılar. Tabii piyasa biraz sıkıntılı. Hayvanları biraz gecikti. Şu an 18-19-20 aylık yaştalar. Kilo alımları hala devam ediyor besleme programımız sayesinde. Sizlerin de desteğiyle. Allah razı olsun. Sektör sıkıntılı olmasına rağmen ProYem yönünden hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok teşekkür ederim. Gelişimde ve canlı ağırlık artışlarında çok mutlu etti bizi bu yıl. Evet. Ama işte tabii sektörün sıkıntıları hepimizi maalesef yoruyor. Aynen. Peki ham maddeyi biraz azaltmamızın sebebi neydi İbrahim Bey? Ondan bahsedebilir miyiz? Şimdi 3 tip rasyon var der hocalarımız. Evet. Bir hocanın hazırladığı rasyon. Aynen. Ondan sonra 2 yem makinesine koyulan rasyon. 3 bir aynen. de dağıtında aynen. yapılan hatalardan dolayı dağıtılan rasyon. Biz bu hatalardan dolayı çok çektik maalesef. Aynen. Çok fazla ham maddeyle çalıştığınızda hem bunun stok takibini yapmak daha zor oluyor. Evet. Hem de maalesef sonuçta çalışanın işçinin eline kaldığı için bir gün bir yem maddesini fazla koyup öbür gün eksik koyup hayvanda anormalliklere neden olabiliyor. Şimdi besleme bozukluklara sebep oluyor. Aynen öyle. Bunları bertaraf etmiş olduk. Bu sayede çok daha iyi bir gelişim sağladık. Evet. Şu anda da zaten kesime gönderdiğimiz hayvanlardan yaklaşık 375 kilo ile 400 hatta 430 kiloları bile gördük çok ama iyi, ortalama iyi. 380 kilolar civarında çok iyi, Allah karkas alıyoruz. Tabii bu, memnunuz. Bu dönemde et fiyatlarından dolayı biraz artışı beklediğimiz için besi süresini uzattık. Tabii, o yüzden mecbur kaldık. 18-20 aylık yaşlılar. Aynen. Normalde bu çağa bırakmıyorduk ama bu şekilde yapmak zorunda çok kaldık. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.